Vibeo daha toy bir kanalken ilk videolarımızdan birinde Okan Bölgen'i anlatmıştık. Demiştik ki yıllar yıllardır aynı programları yapıyorsun abi. O işten emekli olup tiyatro olur, sinema olur, başka şeylere bakmanın zamanı gelmedi mi? Herhalde ahımız tuttu. İşine son verildi. Şimdi duyduk ki internetin özgürlüklerinden faydalanmak için yeniden dönüyormuş. O zaman belki de o dosyayı yeniden açmanın zamanı gelmiş. İsmini Kanuni Sultan Süleyman'ın bahtsız oğlu Cihangir'den alan, hani şu 1911'deki yangınla küle dönen ve sonrasında mimarisi bugünkü halini alan, hani şu entellerin oturduğu söylenen semtte 1964'te doğdu Okan. Kendi sözleriyle kent soylu ailenin çocuğuydu. İyi okullarda okudu. Her şey iyiydi ama sıradandı. Galatasaray'a yolu lisede düşmüş, Fransa'ya gitmiş, gelmiş, memlekette konservatuvarda bulmuş kendini. Sonra Türkiye'nin en genç tiyatro yönetmeni ünvanına mahzar olmuş. Ancak orası da kesmemiş ki sonra ver elini televizyon, radyo. 90'ların ortasındayız. Aziz Üstel ve Cem Özer'in memlekete late night show'u ithal ettikleri ama o kadar da tutmadığı yıllar. Okan ATV'deki gece kuşu ve televizyon çocuğunu yapıyor. Agresif. İletişimi aniden kesiyor. Telefonla bağlananları kafasına göre uçuruyordu. Onunla aynı sokakta dükkan açan Beyaz'la beraber televizyon izleyen genç izleyiciyi bir nevi segmente ettiler. Beyaz, ailenin iyi çocuğu olarak bir kesimi kaptı. Okansa asan kesen çok bilmiş zeki fırlama halleriyle kafası başka çalışan kitleyi yanına aldı. Sonra bir süre ara verdi o işlere. Sinemada oynadı. İstanbul Kanatlarının Altında şöhretini sağlamlaştırırken bacağına bir kurşun yemesine sebep olmuştu. Ağır romandaysa en iyi erkek oyuncu ödülünü alacak kadar iyi oynadı Gli Gli Salih rolünü. Hatta daha sonra oynayacağı her rol bunun gölgesinde kaldı. Orkestrayla, skeciyle tam bir curcuna olan Zagayla televizyona döndüğünde orijinal bir şeyler izlediğimizi hissediyorduk televizyonda. Artık Zagalıyordu. Ve memleketin popçusunun mankenini, sabun köpüğü ünlüsünü milyonlara izletiyordu. Uzun süre şovun kendisi oldu. Konuklar sık sık Okan'ın aklındaki oyunu oynamasını sağlayacak konu mankenleriydi. Ama gün geldi, hakkını yemeyelim ekibini öyle bir öne çıkardı ki güzel işler de yaptı. 2005'ten sonra co-pilot olarak yanına Hakkı Devrim'i aldı. Siyaseti, halkın gündemini anlattı. Acun İmparatorluğundan önce TV8'de krallığını ilan etti. Yeri geldi sanat kültür anlattı. Yıllarca ekranda oldu, gündemde oldu. Ama onunla büyüyen bir nesli gezi zamanı kaybetti. Aynı şey soğuk havada olmazdı da dedi. Ben kendi hikayem şık duruyor mu ona bakarım da. Derken gün geldi, Oscar sunarmış gibi ödül töreni sunayım. Ülke görsün dedi. Demeyeydi iyiydi. Çünkü ne o Ricky Gervais ayarı bir komedyen, ne Altın Kelebek ödülleri Oscar, ne de Sibel Can'ın kilolarını dakikalarca anlatmak mizahtı. O gün herkes Diriliş ekibiyle yaşananları konuştu. Yıllarca ülkedeki dengeleri gözetip ekranda kalan Üstad Canbaz bir gecede televizyondaki işinden oldu. Yine bir sessizlik sonrası Bodrum'da bir mekan açtı ve bir internet platformunda yine talk show'a döneceği duyuldu. Röportajlarında, demeçlerinde, yaptığı işlerde cevabı arayıp durduk. Okan Bölgen aslında kim? Tek bir cümleyle özetleyeyim. Popüler kültüre karşı ama onun tam ortasında. Bir dadayız ama hep ana akımda. Marjinal ama sistemin en sağlam oyuncusu. Okan Bölgen'in alameti farikası çok yönlülü. Her birinden bir ömürlük kariyer çıkacak, ortalama bir ünlünün birini yapsa ben oldum diyebileceği bir sürü iş yaptı. Tiyatro, seslendirme, radyo, televizyon, aktörlük ve fotoğraf. Yaptığı birçok gerçekten iyi şeyin tadının kaçması ilk acısıydı. İlk 3 talk show'da ve ilk 3 animasyonu seslendirmesinde biz de destekledik. Sonra havalar bozdu. Samimi bir idealist gibi reyting dünyasında popüleri de kullanarak inandığı, değerli bulduğu şeyleri kitlelere ulaştırmaya mı çalıştı, yoksa kendini sürekli gündemde tutmak için ne gerekiyorsa onu mu yaptı, hiçbir zaman bilemedik.